Merhabalar, güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Kalp. Bugün sizlere bu yaz denemeniz gereken 10 üründen söz ettiğim bir video hazırladım. Sizlerin de bildiği gibi ben favoriler videolarını 2-3 ay gibi sürelerde çekiyorum. Bu da benim yaz favorilerim diyebiliriz. Ama bu yaz severek kullandığım ürünlere geçmeden önce eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız gelecek videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve kanal bildirimlerimi açmayı unutmayın. Böylece her yeni gelen videodan geldiği anda haberiniz olmuş olur diyorum. Ve bu yaz denemeniz gereken 10 üründen söz etmeye başlıyorum. 2017 yazına damgasını vuran materyal bence hasır. Bunu daha çok çantalar ve şapkalar halinde görüyoruz. Benim hasırdaki çanta tercihimi yanı sıra daha çok ben şapkalardan yana kullananlardanım. Bu tarz şu anda kafamda da görmüş olduğunuz daha fötr şapka tarzında olan hasır şapkalar omuzları düşük elbiselerle bence çok güzel oluyor. Diğeri ise geçen yaz ufak ufak örneklerini gördüğümüz ama artık bu yaz tamamen plajları damgasını vuran eski Türk filmleri vari şapkalara böyle küçük sloganlarla birlikte yazı iyice çağrıştıran hasır şapkalar. Eğer ben gibi yüzünüzü böyle güneşten korumak için yananlardansanız bu şapkalar çok başarılı olan şapkalar. Bunu daha çok günlük hayatımda kıyafetlerimle kombinlerken diğerini ise daha çok plajda kombinliyorum. Hem böylece yüzümü güneşten de korumuş oluyorum. Ben bu iki hasır şapkayı da Defacto'dan satın aldım. Defacto demişken Defacto'nun online satış sitesi olan defacto.com.tr'de benim mağazam açıldı. Sizler için Defacto bünyesinde bulunan ürünlerden bir gardırop oluşturdum. Hem bu hasır şapkaya ulaşabilmek hem de sizler için seçtiğim ürünleri kontrol edebilmek için açıklamalar bölümüne bıraktığım linkten defacto.com.tr'deki mağazama ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda alışverişleriniz sırasında kullanmanız için bir de indirim kuponu ekleyeceğim. Alışverişlerinizde o indirim kuponunu kullanmayı unutmayın diyorum ve diğer ürünümüze geçiyoruz. İkinci ürünümüz Avène markasına ait. Umarım markanın adını doğru söylemişimdir. Bu onların günlük nemlendirici losyonları. Benim cildim çok kuru ve sürekli nemlendiriciler kullanma ihtiyacı duyuyorum. Kışın kullandığım body butter'ları ya da yoğun nemlendiricileri maalesef yazın kullanma gibi bir lüksüm yok. Çünkü o verdikleri yapış yapış hissiyat ya da bu sıcakla birleşince çok güzel bir karışım olmadığı kesin. O nedenle beni yormayacak, hızlı eminen güzel bir nemlendirici arıyordum. Bununla halamların evinde karşılaştım. Cildinizi çok güzel nemlendiriyor. Aşırı hızlı bir şekilde emiliyor ve yağlı bir yapısı yok. İçerisinde parfüm de olmadığı için diğer kullandığınız parfümünüz ya da ne bileyim deodorantınızla çok da karışıp kokusunu değiştirmediği için ben bunu çok sevdim. Üçüncü ürünümüz ise aldığım günden beri neredeyse başka ten ürünü kullanmadım günlük olarak diyebileceğim Bayer Minerals'in Complexion Rescue adlı renkli nemlendiricisi. Üzerinde renkli nemlendirici yazıyor olması sizi kesinlikle yanıltmasın. Çünkü normal bildiğimiz renkli nemlendiriciler gibi çok az bir kapatıcılığa sahip olan bir ürün değil. Normal miktarlarda uyguladığınız takdirde orta kapatıcılığa, az uyguladığınızda daha az kapatıcılık verirken birazcık üzerine belli noktalarda ihtiyacı olan yerlere biraz daha gittiğinizde ortanın daha üstünde kapatıcılık veren, günlük kullanım için bence muhteşem olan bir ürün. Jel bir yapısı var. İçerisinde SPF 30 içeriyor. İçerisindeki bu titanyum dioksit de mineral dediğimiz güneş koruyucuların içeriğinden geliyor. Cildim benim kesinlikle irite etmedi. Cildime sağlıklı, ışıltılı bir görünüm verdi. Her şeyden önemlisi cildinizde yokmuş gibi duruyor. Cildinize ağırlık yapmadığı için ben bu ürünü çok beğeniyorum. Benim rengim Butter Cream 03 numarası. Ben bunu da N11'den satın aldım. Dördüncü ürünümüz ise bir diş macunu. Bu herhangi sıradan bir diş macunu değil. Bu siyah diş macunu. İçerinde aktif karbon bulunan florürsüz bir diş macunu. Bu aktif karbon sayesinde dişlerinizi çok güzel beyazlatıyor. İçeriğinde florür olmayan diş macunları kullanmaya çalışıyordum. Ve bu da bu arayış sırasında önce Pelin'in keşfedip bana tavsiye ettiği ve aldığım günden beri çok severek kullandığım bir ürün oldu. Yaz demek güneş koruyucusu demek. Günlük olarak neredeyse hepimiz yüzümüze bir güneş koruyucu sürüyoruz. Ama maalesef vücudumuzu atlayabiliyoruz. Bunu da çoğunlukla uygulamaya üşendiğimiz için ya da o güneş kremlerinin verdiği yapışkan hissi sevmediğimiz için. Yüzümüzü koruduğumuz gibi vücudumuzu da güneşin zararlı etkenlerinden korumamız gerekiyor. Günlük olarak vücudumda en çok kullanmayı sevdiğim güneş kremi geçen yaz da favorim olan Garnier'in hassas ciltler için olan bu SPF 50 güneş kremi. Sprey bir formda olduğu için vücudunuza çok rahat bir şekilde uyguluyorsunuz. Hiçbir şekilde yapış yapış yağlı bir hissiyat bırakmıyor cildinizde. Aynı zamanda bunun çocuklar için olan kum yapışmaz özelliği olan bir de var. Onu da tavsiye ediyorum. Ben o şu anda benim elimde yok ama o benim özellikle denizde
kullanmayı en sevdiğim güneş kremlerinden bir tanesi. Bir günden beri çok severek kullandığım, son benimle hazırlanan videomda da iş başında sizlere gösterdiğim Lancome'un Monsieur Beauty maskarası. Kıl yapıda bir fırçası var ama fırçası aşırı büyük ya da aşırı küçük değil. Bence tam normal boyda. Kirpiklerinizi çok güzel uzatıp onlara çok güzel şekilde volüm veriyor ve takma kirpik etkisini kirpiklerinizde elde edebiliyorsunuz. Bu maskara özellikle hani bu birazcık açtıktan 1-2 hafta sonra çok daha güzel olan, güzelleşen maskaralardan bir tanesi. Bu maskalarla ilgili tek kötü yön var. Çok hızlı çalışmanız gerekiyor. Kuruduktan sonra tekrar ikinci katı bu maskarayla maalesef uygulamıyorsunuz. Yani üst üste istediğiniz yoğunluğa gelene kadar kurumasına izin vermeden uygulamanız gerekiyor. Öbür türlü bunun dışında hiçbir problemi yok. Aşırı hızlı sabitlendiği için de gün içerisinde terleseniz dahi suya dayanıklı olmaması rağmen böyle göz altlarınıza bulaşma ya da böyle kaş kemiklerinize değip bulaşma gibi bir problemde ben bunu yaşamadım. Akmadı, kokmadı, dağılmadı. Kirpiklerime güzel bir takma kirpik etkisi veren, sevdiğim maskaralar arasında yerini alan güzel bir ürün oldu. Eğer bunu da iş başında görmek istiyorsanız dediğim gibi en son makyaj videomu kontrol edebilirsiniz. Bu yaz da güzel güzel kokalım diye size iki parfümden söz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi geçen yazda severek kullandım. Prada Candy Floral. Adından da belli olduğu gibi çiçeksi notaların yanı sıra çok doğru oranda tatlılık da içeren bir parfüm. Bundan parfüm koleksiyonum videosunda çok ayrıntılı şekilde söz etmiştim zaten. O videoyu da kontrol ederek bunun hakkındaki düşüncelerimi öğrenebilirsiniz. Flormen Tropical serisinde çıkan bu parfümü. Bunun bir de Holiday olanı var. O bana çok tatlı, çok ağır geldi. Ama bu temiz, çiçeksi, arkada böyle turunçgiller ve kiraz çiçekleri kokuları içeren bence çok güzel bir yaz parfümü. Bu parfümle ilgili benim tek problemim benim vücudumda 3 saat sonra hafif hafif kokusunu yitirmeye başlıyor. Yani gün içerisinde birkaç uygulama gerektirebilen bir parfüm ama fiyatını düşünürsek de bence çok başarılı, bu yaz severek kullanabileceğiniz bir parfüm olduğunu düşünüyorum. 2017 yazında en moda olan şeylerden bir tanesi de beyaz tırnaklar. Ama herkes böyle beyaz tırnak da sevmiyor. Ama bence bu yaz denemeniz gerekiyor. Eğer direkt bembeyaz, kireç beyazı tırnakları sevenlerdenseniz ben gibi, Flormer'ın bu yeni çıkan Breathing Color yani nefes alan ojelerinin Pure White rengini ben çok sevdim. Ojelerimi her zaman bir baz ve top coat'la birlikte uyguluyorum. Bu oje benim tırnaklarımda bu kombinasyonla yaklaşık olarak 6 gün hiçbir bozulma olmaksızın durdu. Diğeri ise çok fazla beyaz sevmeyen ama beyazın da etkisini tırnaklarında görmek isteyenler de. Bu konuda size tavsiyem içerisinde pembelik, lilalık, mavilik, yani böyle beyazın altında başka bir ton bulunduran ürünlere yönelmeniz. Benim bunda en sevdiğim içerisinde çok tatlı bir pembelik bulunduran Revlon'un Gel Envy serisinde bulunan 020 All or Nothing adlı bu pembe alt tonlu oje. Şu anda benim tırnaklarımda da gördüğünüz oje bu. Aşırı böyle bembeyaz olmadan yine o beyazın verdiği böyle temiz, sakin görüntüyü size veren çok başarılı bulduğum bir ürün oldu. Yaz aylarında kullanmayı en sevdiğim böyle canlı dudak rengi olarak adlandırabileceğimiz Sephora'nın Cream Lip Stain'lerinden 03 Strawberry Kiss adlı ruj. Sephora'nın bu rujları benim en sevdiğim likit mat ruj formülasyonu olabilir. Hiçbir şekilde dudaklarınızın canını çıkarmadan köpüksü bir yapıda olup çok rahatlıkla uygulanıyor. Bütün gün dudaklarınızda hiçbir bozulma olmaksızın kalıyor. Aşırı yağlı bir şeyler yediğiniz takdirde birazcık ortalarına açılma yapsa da onun dışında gün boyunca benim dudaklarımda en azından kalıyor. Ben bunu genellikle Urban Decay'in Fon Kol adlı dudak kalemiyle birlikte kombinliyorum. Ama bir dudak kalemi olmaksızın da çok güzel performans gösterdiğini düşünüyorum. Bunu da yine o son makyaj videomda iş başında görebilirsiniz. Ama Sephora'nın bu serisinde birçok renk var. Bu renk size göre değilse siz kendinize göre olan bir tonunu kesinlikle bu koleksiyondan bulabilirsiniz. Bu koleksiyonu deneyin. Denemediyseniz kesinlikle deneyin. Pişman olmayacaksınız. Yanaklarıma çok şey sürmemden hep şikayetçisiniz ya. Yapacak bir şey yok. Ben çok seviyorum. Bu Nars'ın Dual Intensity allıklarının Craving rengi. Burada görmüş olduğunuz bu bronz tonunu ben bronzerımın üstüne ekstra uyguluyorum. Neden uygulamayayım? Çok seviyorum. Cildinize çok sağlıklı bir ışıltı veriyor. İçerisinde hiçbir şekilde sim bulunmadan cildinizde ıslak duruyor. Öyle söyleyeyim. İnşallah anlatabildim. Islak bir şekilde duruyor. Bu allıkları hem ıslak hem kuru şekilde kullanabiliyorsunuz. Islak şekilde kullandığınızda daha metalik hale gelirken bence daha böyle
krem ürünmüş gibi hareket ediyorlar. Bu ürünü NYX'in 5 numaralı fırçasıyla uygulamayı çok seviyorum. Bu Dual Intense sağlıklar gün boyu bende kalıyor. Yani 8-9 saate kadar hiçbir bozulma olmadan kalıyor. Ben bunu bronzerımda uyguladıktan sonra dış köşelere böyle aydınlatıcı bronzer arasında uyguluyorum. Ve bence çok başarılı olan bir ürün. Eğer bu aldıklara daha bir şans vermediyseniz kesinlikle en azından gidip bir mağazada denemenizi sizlere tavsiye ederim. Benim bu yaz kesinlikle denemeniz gerektiğini düşündüğüm 10 ürün bu şekildeydi. Sizin bu yaz vazgeçilmez olan ürünleriniz neler? Bana yorum olarak bırakmayı unutmayın. Böylece birbirimize yardımcı olalım. Keşfetmediğimiz ürünleri keşfetmiş oluruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu video içerisinde söz ettiğim bütün ürünlerin listesini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın.